Aslında Şenkaya gazetesinden bahsetmek istiyorum. Bu gazete 1950-55 yılları arasında çıkarılmış, Anadolu'da da başka bir örneği olmayan bir gazete. Bu nerede basıldı, ne amaçla çıkarıldı, kaç sayı yapıldı? Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hay. Şenkaya gazetesi 1950 ile Hüseyin Köycü'nün ölümünden 2 sene öncesine kadar, yani 50-55 yılları arasında. Daha evvel konuşmamızda bahsetmiştim, edip, şair, yazar filan, ama gazeteci dememiştim. Gazeteciliği de var. Şöyle yapıyor, köyde gazetenin bütün mutfak hizmetlerini, her şeyini hazırlıyor, at sırtında geliyor, Erzurum'da o tarihe göre bir tane matbaa var, bastırıyor, aylık gazete. Ama daha sonra Erzurum'daki matbaa kapanıyor, İstanbul'a gönderiyor, gayret ediyor ve de o sırada maddi gücü de yok. Hatta bu gazete için öğretmen olan o gençler, okuyan çok kişi de yardımcı oluyor. Ve de diyor ki, gene bu gazeteye abone olun, eğer para gönderemezseniz bir kitap gönderin. Böyle enteresan yapıda. Şimdi bu gazetenin biraz evvel senin söylediğin gibi Türkiye'de örneği az ilave olarak ben şunu söyleyeyim. Dünyada da örneği az. Şöyle bir gazete. Gazetenin tamamındaki içerikte diyor ki, dil öğren aziz köylü. Şaşarım. Ne mutlu. Muhtar görevlerin nelerdir diye böyle bölümler halinde öğretici mahiyette bir gazete bu. Fakat daha evvel bu gazeteyi inceleyen sosyologlar, Profesör Ordinaris Profesör Ziyaddin Fahri Fındıkoğlu, Orhan Türkdoğan gibi sosyologlar şöyle ifade ettiler. Dediler ki, Ziya Gökalp'ten sonra bu okumamış kişi belki de ülkenin en büyük sosyoloğudur. Bu en büyük sosyolog lafı esasında şöyle bir elimde evrak var. Oradan kaynakla, hareketle söyledim. Profesör Orhan Türkdoğan, sosyolog. Ziyaddin Fahri Fındıkoğlu, ordinarius, onun öğrencisi. Aynen şunu söylüyor. 1960 yılında merhum hocamız Fındıkoğlu ile Erzurum hakkındaki bir sohbetimizde bana Hüseyin Köycü'den bahsederek bölge gazeteciliğinin hedefleri, dünya görüşlerinin izahları, istikbalde sosyolojimizin hangi istikamette ilerleyeceğini de bize gösteren Hüseyin Köycü'dür diyor. Fındıkoğlu'na göre Hüseyin Köycü bu çizgideydi. Bugün aradan geçen bu kadar zaman filan. Şimdi Hüseyin, gene Fındıkoğlu'nun tespiti bu gazeteyle ilgili. Şenkaya gazetesinden bahsediyoruz madem ki. Diyor ki, sanatla sermayenin, ihtisasla el emeğinin, eski cevherlerle yeni ruhların bir arada toplanmasına, tarım, ziraat, imalat, alım-satım işlerinde bilginlerin nasihatlarını toplayarak vatandaşı aydınlatmasına, gençliğin tarla, bağ, bostan, dükkan ve tezgahlarının başında yetiştirilmesine vesile oluyor. Ve de bu cümleyi en fazla bu gazete inceledikleri zaman şu sayısından dolayı söylüyorlar. Şimdi şu sayı da başlık var. Şenkaya halkı, kasabasının sayın halkına diye başlamış. Bu sosyolojik bir çalışmadır. Yani bu burada diyor ki, Şenkaya halkından filan mesela bir isim yazmış. Bu kişiyi incelemiş. Bu kişi çiftçilik yapabilir. Bu kişi okuyabilir. Bu kişi çocuğunu geliştirebilir diye önce araştırma yapmış. Sonra mesela yazmış. Diyelim ki İbrahim Özbek ve oğulları, kum, kireç, ağaç gibi lazımlı şeyleri hazırlamanız lazım. Satışa da çıkarmanız lazım. Ama her gün 3 dakikada ağaç dikmeye zaman ayırın. Görev veriyor. Evet. Bunları takip ediyor.
Yani hiçbir bölge gazetesinde böyle bir çalışma da yok. Mesela diyor ki, bu yıllar sonraki çıkardığı gazetede geçmişteki olayları da yazıyor. Hatta Fedakarlar piyesini de burada özetleyerek yazıyor. Mesela eski matbuattan parçalar, izahat veriyor. Dil öğren Aziz Köylüm diyor. O tarihte yazmış. Mesela konkordatta ne demektir diyor. Onu izah etmiş. Köydeki muhtar diyor. Şunları biliyor musun? Aşı yapma, ziraatta, ağaçlarda şöyle bakmak, ağaçları şöyle sulamak, bunları yazıyor. Ondan sonra diyor ki, şaşarım mesela bir kasabaya kaymakam tayin edilip de hiçbir iş için çalışmadan kendini başka işlere, başka yere naklettirenlere şaşarım. Bu gibi kimselerin keyiflerine uyarak istedikleri yere tayin edenlere de şaşarım. Haline razı olmayıp, kabına sığmayıp İstanbul'a göçenlere de şaşarım diyor. Ne mutlu bilmediği ve kendine lazım olan bir meseleleri sorup öğrenenlere. Sağ sol eğrilerden değil, orta yoldan yürüyenlere. Herkes neden memnun değil? Truman ve taraftarları bilmem falanın kazandığından, seyahate çıkan bakanlar yerli yersiz müracaatlardan, alışveriş bilmem ne gibi bu gazetede sütunlar halinde köylüyü eğitmek, insanlara ders vermek ve de gazetenin tamamında işte burada gördüğümüz gibi öğüt, öğüt diyor, muamma diyor, bilinmeyen şeyler, öğütler, bir seyahat destanı biraz evvel bahsettiğim gibi bunları yazıyor. Dolayısıyla bu gazetenin örneği yok. Gazete 34 sayı. 1956'dan sonra Hüseyin Köycü hastalanmaya başlıyor. Şeker hastalığı, bacağı kesiliyor. Maddi durumu çok zayıf. Yani bu kadar işleri yapan kişinin cenazesini İstanbul'da kaldırma bile sorun oldu ve şu anda mezarı da İstanbul'dadır. Evet. Yani fedakarlığın yapılması gereken her türlü icraatı kendi menfaatini düşünmeden fedakarca yapan kişi çocuklarına da aynı şeyleri nasihat ederek de yazıyor. İstanbul'a 1957'den sonra geliyor. Fakat kaldığı otelde bacağına protez yaptırmak için geliyor. Bakıyorlar ki bu adam biraz farklı. Her gün iniyor aşağıda. Bütün insanlar toplanıyor, Hüseyin Köycü konuşuyor. Derken o arada diyor ki, benim işim bitmedi diyor. Bir de bir memleketin gelişmesi için ülkemizin veyahut da benim yöremin bir parti kurmam lazım diyor. Bir parti kuruyor, ufak parti. Orhan Seyfi Orhan, o zamanki işte önemli gazeteler, gazetecilerden bazıları, bu ne diyor ya, parti kurmuş, adı ufak. Bir partinin adı ufak olur mu? Bu da hemen cevap yazıyor, tekzip yazıyor. Diyor ki, o zamanki Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Benim partimin adı Ufak Parti. Ama ruhum büyük. Ufak kafalı insanlar varsın, böyle düşünsün. Bu cesaretleri de gösteriyor. Ve de otelin katip odasında basın toplantıları yapıyor. Partinin tüzüğü, yani hasta ama şeyini gene çalışma gayretini bırakmıyor. Amacı iktidar olmak olmayan bir parti. Bunu kendisi de biliyor. Fakat Türkiye'nin gelişimine, ülkenin gelişimine katkılarını sunabilmek için, siyasi görüşlerini sunabilmek için kendisine bir ortam yaratıyor aslında. Kendisine ortam yaratıyor ve de partinin programında atamıza, Atatürk'e 1931'de yazdığı mektubun, yani olması lazım istediği, arzu ettiği, hatta vefasız yaprağı oku derinden, zavallı gönlümün dileklerinden diye de başlık koymuş. Kurduğu partide de onu parti programı olarak alıyor. Partinin amblemi bir kalem. Kurşun kalem. Bir kurşun kalem. Çok güzel bir amblemi var. Evet, bir amblemi de bu. Yani sonuçta şunu da diyebiliriz, bir partinin genel merkezinin bir ilçede olduğu,
genel merkezi de Örtülü Şenkaya ilçesinde. Belki de tek parti genel merkezi bir ilçede. Yani böyle kabuğuna sığmayan, kabına sığmayan, özel bir tahsil görmemiş fakat halka önderlik yapmış ama bunun kıymetini de bütün kasabamızın, halkının, gençlerimizin çok iyi bildiğini görüyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Yani biraz evvel söylediğim gibi WhatsApp hatlarının hepsinde de logo olarak da Hüseyin Köycü'yü almışlar. Bugün bizim kasabamızda büstü de vardır. Bütün herkes aynı saygıyı gösterir. 58 yılında rahmetli oldu. Demek ki 60 küsur sene evvel öldüğü halde. Bugün herkes kiminle konuşursam bizim ekmeğimizi veren Hüseyin Köycü'dür. Bizi yönlendiren odur. Çünkü görmeyen, tanımayan da babalarından, analarından dinlemişler. Bizim bu programımızın ana gayelerinden biri de bu insanlara, bu kadar vefalı olan Şenkaya halkına bu herkese kitapları ulaştıramadığımız için sosyal medya kanalıyla da bazı şeyleri verebilmekti amacımız. Bunun için özet yaptık. Yani Hüseyin Köycü için 5-6 tane kitap yazdıktan sonra bunları 10 saat, 20 saat de konuşsak konuşulur ama hepsinin özeti olarak bunları takdim ettik. Evet, ağzınıza sağlık diyorum her şeyden önce. 31 Ocak 1958'de vefat etti. Ziyaret etmek isteyenler için söylüyorum. Mezarı da Kozlu Mezarlığı'da, İstanbul'da. 31 Ocak 1958'de vefat etti. Evet. 31 Ocak 1958 tarihinde Şenkaya halkı Hüseyin Köycü'yü anma programları yaptı yıllarca. Kocaeli, İzmir, Şenkaya, İstanbul, hatta Ankara, hatta öyle bir dönem oldu ki bu vilayetlerdeki Şenkayalılar bu sene sıra bizde, niye biz anmıyoruz diye anma programları yaptılar. Biz de 5-6 sene evvel İstanbul'da da büyük bir program yaptık. Fakat en çok programları, bu toplantıları yapan rahmetli Tokay Köycü'dür. Kızı Seda Köycü de bizim son yazdığımız Şenkaya Gazetesi kitabında ön söz yazmıştır. Tokay'ı rahmetli anıyorum. Çok büyük gayretleri vardır. Şenkaya Köyleri ve Şenkayalılar Derneği'nin başkanıydı. O dernekle ilgili çalışmalarda, çıkardığı mecmualarda da hep Hüseyin Köycü anlatmıştır. Hüseyin Köycü ile ilgili programlar yapmıştır. Ankara'da o, İstanbul'da ben ama bütün Türkiye'nin genelinde de herkes Hüseyin Köycü'yü merakla, bilmeyenler de bu vesileyle bilsin diye böyle bu programı yapmış olduk. Evet, rahmetli anıyoruz Tokay Köycü'yü de. Son olarak Köycü soy ismini nasıl aldı acaba? Onu da anlatabilir misiniz? Hüseyin Köycü'ye 1934 yılında soyadı kanunu çıktığı zaman atamız tarafından Köycü soyadı verildi. Şöyle verildi. Hüseyin Köycü Halk Evi'nin köycülük şubesini kurdu Erzurum'da. Köycüyüm ben diyor, ben köylüyüm diyor. Hatta İstanbul'a gelip birçok gazetede, Beyoğlu'ndaki veyahut da Beyazıt'taki Beyaz Saray'da birçok yerde bir konferans oldu mu gidiyor hemen el kaldırıyor. Köylü Hüseyin konuşmak istiyor. Ben diyor köylüyüm diyor. Köyden geldim. Yani nasıl ki atamız Atatürk milletin efendisi köylülerdir diyor. Hüseyin Köycü de bütün çalışmalarda odak noktası köylüyü almıştır. Köylüleri desteklemek için de köy enstitülerine giden öğrenciler, öğretmenler, hemşireler falan kimler çıkardığı gazetede de dahil hep köylü hedefindedir. Köyün gelişmesi hedefindedir. Eğer bugün o köyler onun dediği gibi gelişmiş olsa belki göçler de önlenmiş olacaktı. Peki. Çok teşekkür ederiz Kopya Gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.